Hayatı hastanelerde geçen 31 yaşındaki Kadriye Ürün, küçük yaşlarda ilk nakli olurken sonrasında yemek borusu kanserine yakalandı. Öğretmenliği olan tutkusuyla hastalığını yenen genç kadın, ses telleri alınınca konuşamaz hale gelirken mesleğine veda etme kararı aldı. Kız kardeşinin uzun yıllardır hastalıklarla mücadele ettiğini anlatan Perihan Ürün, öğretmenliği ve çocukları çok seviyordu. Çok istediği, hayal ettiği bir meslekti. Artık konuşamadığı için maalesef ki öğretmenliğe veda etmek zorunda kaldı. Tümör çok yukarıda olduğu, mecburen gırtlağı da almak zorunda kaldıkları için böyle bir durumla karşılaştık. Daha önce çocuklara tahtada ders anlatıyordu, şimdi deftere yazıp bizimle paylaşıyor şeklinde konuştu. 2019'dan önce yutma güçlüğüyle başladık. Ondan sonra işte refli denildi başlarda. Sonra memleketten buraya geldik. Burada tanı konuldu yemek borusu kanseri diye. Ondan sonra hemen ameliyat olamaz denildi. Çünkü daha önce nakil hikayesi vardı. Ondan sonra da işte kemoterapi, radyoterapi gördü. Ondan sonra vücudunu kaldıramayacağı söylenildi bize. Ameliyatın çok zor olduğunu, kaldıramayacağını söylediler bize. Sağ olsun ameliyatımızı başarılı bir şekilde yaptı. Şimdi de yemek yiyebiliyor artık. Yani hiçbir şekilde su bile yutamıyordu. Hatta tükürüğünü bile yutamıyordu. Ondan sonra mide tüpü takıldı. Mide tüpüyle uzun bir seneden fazla bir süreçte mamayla beslendi. Ondan sonra ameliyattan sonra yavaş yavaş işte sıvılar, sonra katılar. Şimdi de istediği her şeyi Allah'a şükür yiyebiliyor. 2009'da nakil oldu abladan alınan ilikle. Şırnak Uludere Şehit Mehmet Paksoy Ortaokulu'nda 6. sınıflara Türkçe öğretmenliği yapıyordu. Şimdi konuşamamasından kaynaklı muhtemelen öğretmenlik yapamayacak. Yani öğretmenliği çok seviyordu, çocukları çok seviyordu. Bu da çok istediği, hayal ettiği bir meslekti. Ama artık konuşamadığı için maalesef ki öğretmenliğe veda etmek zorunda kaldı. Yani daha önce çocuklara tahtayda ders anlatıyordu, onlarla paylaşıyordu. Şimdi de deftere yazıp bizimle paylaşıyor. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Ertan Bülbüloğlu, genç kadına gerçekleştirilen tedaviye ilişkin bilgi açıklamalarda bulundu. Evet, hastamız bize yaklaşık 2 yıl önce geldi. 19'lu yaşlarda Fanconi anemisi dediğimiz bir kemik iliği naklini gerektirecek bir hastalığa yakalanıyor. Aslında bu Fanconi anemisi daha erken yaşlarda olur ama hastamız 19'lu yaşlarda bu hastalığa yakalanıyor ve kemik iliği nakli oluyor. Yaklaşık 5 yıl bu kemik iliği nakli ve tedavi süreci devam ediyor ama Fanconi anemisine yakalandıktan 10 yıl sonra da bu sefer bu nakil sonrası gelişen bazı olumsuzluklar oluyor. Bu da yemek borusu tümörü gelişmişti bize geldiğinde yaklaşık 2 yıl önce. Öncelikle bu hastalara her ne kadar nakilli olsa da çok kısa süreliğine bir kemoterapi ve biraz da radyoterapi tedavisi verildi. Hastalığı squamous cell SA dediğimiz özel bir türdü. Radyoterapiye de duyarlıydı ama tabii hatırlayacak olursak korona döneminde bazı tedaviler aksadı. Bu hastamız da o şekilde 1-1,5 yıl kadar tedavi süreci aksanmış olmakla beraber hastamız geldiğinde tümöre bağlı strüktür, ona bağlı aspirasyon, ona bağlı bronşektazi bulguları vardı. Erken tanı kanserde hayat kurtarır. Bu bütün tümörler için geçerli. Lokal dediğimiz evrede yakalanırsa tümörler çok daha iyi sonuçlar elde ediliyor.